Sultan Ahmet Han Hazretleri! Hünkârım! 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 Şehzade Mustafa'yı getirdiğim gün bana bir söz vermiştiniz. Dile benden ne dilersen demiştiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi hünkârım? Bırakın gelsin. Hünkârım. Kardeşim büyük bir hata işlemiş. Cezası ölümdür. Lakin benim bu hayatta ondan başka kimsem yoktur. Affınıza sığınıyorum. Kardeşimin hayatını bağışlayın. Bana verdiğiniz söz karşılığında sizden tek ricam budur. Bağışladım. Lakin böyle bir suç zinhar cezasız kalmayacak. İrademdir. Hanzade Mehmet Giray Kırım'a dönecek. Gideceği vakte kadar da zindanda kalsın. Hünkârım, Mehmet'i Kırım'a gönderirseniz amcası onu öldürür. Hünkârım, hünkârım yalvarırım. Cigalizade Sinan Paşa. Ahitnamelerle alakalı yazdığın telhisi okudum. Derviş Paşa'nın fikirleri de malumu. Fransız elçileri beklesin.
Venedik'e bahşettiğimiz ahitname aynen yenilenecek. Hayırlara vesile olsun hünkârım. Ben de müsaadenizle yarın yola revan oluyorum. Hünkârım, Hafız Ahmet Paşa huzurunuza kabul bekler. Neredesin sen paşa? Ne cüretle geç kalırsın divanıma? Makul bir izahın vardır inşallah. Devletli hünkârım affedin. Mühim bir haber alınca limana gitmeye mecbur kaldım. Sadaret mührü hünkârım. Vezir-i azamınız Yavuz Ali Paşa Belgrad'da hakkın rahmetine kavuşmuş. Ağır sefer şartlarını kaldıramamış vücudu. Hasta düşmüşler. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Anastasya. Durmasan öyle, gel yanıma. Gizli bahçede teşekkür edecektim yasemiller için. Avluma gizli bahçe mi diyorsun? Sevmedin mi? İkimiz de bilmeden gizli bahçe demişiz. Onu hayredettim. Orası benim bu sarayda nefes aldığım tek yer. En mutlu anlarım hep orada yaşadım. Seni de ilk orada gördüm. Ne okuyorsun? Bu makalat. Şems-i Tebrizi'nin önemli bir eseri. Acem diyarından bir şair. Uzun yıllar bu topraklarda yaşadı. Bak, ne diyor? Kalp midir insana sevdiyen? Yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi sevmek nedir? Bir muma ateş olmak mı? Yoksa yanan bir ateşe dokunmak mı? Münasebetsiz bir vakitte geldiysem eğer. Buyurun valide. Müsaadenizle. Hünkârım. Valide Sultanım. Öyle bir devir ki validem. Sadakatinden emin olmadığım birini vezir-i azam yapamam. Aklımdan geçen isim derviş. Eminim Safiye Sultan'ın da hoşuna gider. Zira damadı olacak. Aklınızda başka biri mi var? Sen en doğrusunu bilirsin elbet. Lakin benim gönlümden geçen Lale Mehmet Paşa'dır. Ne de olsa Sokollu-zade. Safiye Sultan'la husumeti çok eskilere uzanır. Öleceğini bilse boyun eğmez. Derviş boyun eğer mi?
zinhar eğmez. Ancak bu kadar çabuk vezir-i azam olursa başı dönebilir. Basamakları tek tek çıkacak ki bulunduğu yerin kıymetini bilsin. İlaveten en güvendiğimiz paşayı kurtların önüne atmaya ne lüzum var? Derviş. Hünkârım. Valide Sultanımızla istişare ediyorduk. Vezir-i Azamım Yavuz Ali Paşa vefat etti. Yerine birini tayin etmem gerek. Senin de fikrini alırım diye düşündüm. Nasıl arzu ederseniz. Kaçmak istemiştim o gün. Ama yolu kaybettim. Tam bir odaya girecektim ki Reyhan'ın sesini duydum. Zehir olsa baştan anlaşılırdı hekimbaşı. Peki bunu sultana nasıl ispat edeceksin? Öyle bir zehir ki bu. Şimdi bundan bir kaşık alsan bir şey yapmaz. Ama 40 gün boyunca azar azar alırsan İşte o zaman tesir yapar. Merhum padişahımızı yavaş yavaş öldürmüşler. Emin misin? Buna kim cüret edebilir ki? Onu ben biliyorum. Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Kimmiş? Bir şey söyledi mi? Hemen öldürdüğü yaşlı adamı. Hata ettin Derviş Paşa. Bize Reyhan'ın dirisi lazımdı. Şimdi bütün sırlarını yanında götürdü. Evladımız Sultan Mehmet Han sahiden zehirlendiyse kimin yaptığını nasıl öğreneceğiz? Mecbur kaldım sultanım. Beni de öldürmeye çalıştı hain. Sen odana dön Nasya. Hacı, bizzat alakadar ol. Gölge Hatun'a da söyle bir an bile yalnız bırakmasın. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Derhal meseleyi tetkik et Derviş Paşa. Reyhan Ağa'nın adamları kimler? Saraydan çıkınca nerelere gider? Kimlerle görüşür? Hepsini öğrenmek istiyorum. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Kim? Kim yapabilir böyle bir hainliği? Rahmetli padişahımızı zehirlemek kim cüret edebilir? Evladımızın tahttan inmesi en çok kime fayda getirdiyse ilk onlara bakmak lazım. Saklıyorsun benden. Bilmem icabiden başka neler var. Hiçbir şey yok. Affet beni ne olur. Ben büyük hata işledim. En başta söylemeliydim. O katil seni de öldürebilirdi. Ne hissederdin peki? Yani ölseydin. Üzülür müydün? Yoksa sevinir miydin kurtuldum diye? Üzülürdüm. Hem de çok.
Bence sen biliyorsun neden. Bundan böyle sadaret mührü. Sokollu Zade Lale Mehmet Paşa'nındır. Hayırlara vesile olsun. Amin. Eşkıya başı tavil. İşte tam burada mağlup etmiş ordumu. Bir türlü aklım almıyor Zülfikar. Cihanı dize getiren ordum nasıl olur da meydanı eşkıya bırakır? Hünkârım, ne yazık ki bunun sebebi basiretsiz paşalar ve beylerdir. Senelerdir asileri küçümsediler. Sizlere de yalan yanlış malumat verip hakikati görmenize mani oldular. İşte seni de bu yüzden çağırdım Zülfikar. Hakikati öğrenmek için. Şark serdarım Sinan Paşazade Mehmet emrimi hiçe sayıp payitahta gelmedi ve şu an Bursa civarında bir yerde bir korkak gibi saklanıyor. Malumatım var hünkârım. Paşanın aziyeti yüzünden asker de yılmış durumda. Kimisi askerden kaçar, kimisi eşkıya sığınır. En güvendiğin adamları seç ve gizlice Anadolu'ya geç. Hem gözüm kulağım ol, neler olup bittiğini öğren, hem de bana paşayı getir. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Alex, yalan söyledin bana. Korktun değil mi? Pislik, korkak. Senin yüzünden ölüyordum ben. Asıl ben ölüyordum. Bak yüzüme ne yaptılar. O gece çıktım Nasya. Sana yemin ediyorum ocaktan kaçtım. Ama olmadı. Yakalandım. Ben sana güvendim ama. Gelecektin, söz verdin. Sözüm söz. Sana yardım edeceğim. O kapıyı açacağım. Sen de evine döneceksin. Eğer yine gelmezsen... Geleceğim dedim. Neden inanmıyorsun? Tamam geleceğim. Git hadi. İskender. Hünkârım. Başını yine belaya sokmuşsun acemi. Talimde oldu. Aslında gece vakti ocaktan çıktım. Şehri merak ettim. Dolaşmak istedim. Sonra bir hatun çıktı karşıma. Hatun mu seni bu hale getirdi yoksa? Onu kurtarmaya çalışırken oldu. Anlaşılan talimler işe yaramıyor İskender. Fena hırpalamışlar seni. Siz bir de onları görün hünkârım. Gözüme perdeymiş hünkârım. Aşk dedikleri kara bir büyüymüş. Bir hastalık. Pençesine düşmüşüm de haddimi aşmışım. Ne olur affedin. Sizi hürmetli kusur ettim. Kararım değişmeyecek sultanım. İşte ise gözden geçirmenizi çok isterdim. Lakin bu nedenle gelmedim. Affınıza sığınmak isterim.
Şükür ki hezeyanım geçti. Bağışlayın ne olur. Müsaadenizle. Badem bu. Çocukluğumda ne zaman yapsanız bana da yollardınız. Hünkârım. Müsaadenizle. Çocukluk bitti. Siz artık benim yeğenim değil. Hünkârımızsınız. Lakin badem yine aynı badem. Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsinler. Aslan parçası. Bak ne var burada? Badem. Mustafa'm ne yaptınız siz? Badem dokunuyor size. Karnınız ağrıyacak şimdi. Ama ben çok seviyorum. Bu kadar kâfi. Başka yemeğin tamam. Tamam. Ben abim istiyorum ama annem izin vermiyor. Ben de abime söyleyeyim o izin verir dedim. Biraz daha büyüdüğünde bizzat ben sana binmeyi öğreteceğim tamam mı? Hünkârımızı görmek istiyorum Dudu Hatun. Hünkârımız burada değiller. Sen ne diyordun oraya? Gizli bahçede. Asya, bir şey mi oldu? Rüyalarımda seni görüyorum. Thank you.
Nasya.